Dedim ya Rabbi, Musab da şimdi şehit olacak. Habibini kim koruyacak? Beni gönder de koruyayım dedim. Rabbim duamı kabul buyurdu ve ben sizi korudum. İşte Musab paramparça. Ayağı kopmuş, kolu kopmuş, boynu kesilmiş, yüzünü sizden utandığından çevirmiş dedim. Ve Resulullah Musab'ı o şekilde görünce gözyaşı döktü ve şu ifadeyi kullandı. Musab'ı kaldırın dedi Resulullah Cennetül Baki'ye. O anda buranın mucize olarak dile geldiği, bir rivayette şu parça dağın buradan koptuğu, peşine geldiği Musab'ın, götüremesin ya Resulallah şehitleri, şehitleri bize çok mu görüyorsun dediğini, onun için buraya defnedildiğini şehitlerine söylenir. Okçuların Resulullah'ın bir sözünü dinlemedikleri için galip olan savaşın mağlubiyete döndüğü yerdir. Ve burası çok özel bir mağaradır gördüğünüz gibi. Kudretten ayrılmadır. Şu ilerisi gittikçe mis gibi kokar. Bu koku Resulullah'ın kokusu deniyor. Sümeyra validemiz beyini, kardeşini ve oğlunu Uhud'a göndermişti. Eğer siz gider de sağ selim gelirseniz peygamberime bir şey olursa sizi eve almam demişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü diye bir haber yayılınca Nesibem validemiz hamur yapıyordu. Elinde sopayla Uhud'a doğru koştu. Ya Sümeyra, beyim burada şehit dediler. O yine eyne Resulullah, eyne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlum burada şehit, kardeşim burada şehit, eyne Resulullah, eyne Muhammed dedi. Buraya kadar geldi. Resulullah'ın kanlar içinde olduğunu görünce, sağ görünce bütün dünyaya kıyamete kadar şu mesajı verdi. Gökyüzü paramparça olsa, üzerime dökülse, yeryüzü de şak şak olsa, beni yutsa, o ki peygamberim hayattadır, gam yemem ki dedi. Ya Resulallah, bir kılıç yok mu seni koruyayım dedi. Bir rivayet hurma ağzını Resulullah attı, elinde kılıç oldu. O da Resulullah'ı müdafaa etti. Bir rivayette o da burada şehadet şerbeti içti. 70 şehit buradayken 40 sene sonra sel çıkıyor. Tabi Hazreti Hamza'nın dikenleri çekerken ayağını çektiği, Hazreti Musab'ın elini çekerek kan fışkırdığı rivayet ediyor taptaca. Zaten وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda ölenlere siz ölü demeyin, onlar diridir. Fakat siz bunu anlamazsınız buyuruyor Allah'ım. İşte burası çok düşündürücü ve muazzam bir yer. Rabbim ibret almayı nasip bir müesser eylesin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم.